Evet sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ariye'deyiz. Bir koyun işletmesinde, aynı zamanda Yalçın Marketler, yerel marketler zincirinin ve sahip olduğu bir koyun işletmesi. Çok harika bir işletme. Yine burada Osman abimiz var, Osman Tanju Güner'i. Hepiniz de biliyorsunuz, Türkiye'de koyunculuk dendiği zaman Osman abiyi bilmeyen yoktur. Biraz işletmeden videolar çekeceğiz. Güzel bir işletme. Bölüm bölüm. Yani şu her bölüm 100 metrekare arkadaşlar. Görüyorsunuz hayvanlar çok rahat bir şekilde yemlerini yiyorlar. Görüyorsunuz bu hayvanlar serbest, güzel. Zemin kuru. Zemin kuru. Bu yavrular da öksüzler arkadaşlar. Bunlar dışarıda serbest bir şekilde. Bu keçiler kurbanlık arkadaşlar. Biliyorsunuz bölgemiz Osmaniye. Osmaniye'nin dağ köyleri olduğu için daha önce de bahsetmiştik. Genelde keçileri dağ köyleri tercih ediyor. O adaki insanlar koyun tercih ediyor. Bunlar da kurbanlık sevgili arkadaşlar. Bölgenin keçisi hepiniz de bildiği gibi kıl keçiler arkadaşlar. Yine burada ivesiler var. Gördüğünüz gibi. Merinoslar var arkadaşlar. Melez hayvanlar var. Karşıda da yine dişi hayvanlar var. Doğum bölmeleri karşıda görüyorsunuz. İşletmenin bir tarafı kapalı arkadaşlar, rüzgarı kesmek amacıyla. Etrafı açık, gördüğünüz gibi hayvanlar üşümüyor, gayet de serbest bir şekilde geziyor. İşletmeden işletmede anlatacağımız bilgiler bu kadar. Yine burada yemler kontrollü bir şekilde arkadaşlar veriliyor. Hayvanlar gayet sağlıklı. Saman kullanılıyor, yonca kullanılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arpa, mısır. Grup grup hayvanlar var. Yine keçiler. İşletme gayet güzel, temiz, düzenli. Thank you.
bölümde koyunlar var, bir bölümde keçiler var, diğer bir bölümde yavrulu koyunlar var. Yani bir işletme kuruyorsanız bölüm çok önemli. Ne kadar farklı bölüm olursa periyodik olarak o kadar hayvan besli yapabilirsiniz. Burada işletmede her yıl bölüm sayısına göre sürekli kesim yapabilirsiniz. Sürekli besi yapabilirsiniz. Bu bölüme küçük hayvan alırsınız. Diğer bölüme daha büyük hayvan alırsınız. Bu şekilde periyotlu besi yaparsanız sürekli elinize sermaye geçecektir. Her kesimden sonra tekrar o bölüme yeni hayvan toplayabilirsiniz. Yine işletmeye sürekli hayvan giriş çıkışı da olacaksa mutlaka 15-20 günlük yeni getirdiğiniz hayvanları katabileceğiniz bir karantina bölümü de olması gerekiyor. Yani karantina bölümü yapacaksanız burada bir bölüm değil arkadaşlar. Buradan biraz daha dışarıda, biraz daha mesafeli bir alanda karantinaya alacağınız hayvanlar bu bölümden uzak olması gerekiyor. O yüzden eğer sürekli hayvan alımı satımı besli yapıyorsanız, kendi hayvanlarınızı kullanmıyorsanız, sadece dışarıdan da hayvan sokacaksanız mutlaka bir karantina bölümünüz olması gerekiyor. En az 15 gün, biliyorsunuz bazı hastalıklar almış olduğunuzda hasta olmasa bile 15 gün içerisinde inkübasyon periyodu dediğimiz hastalıkların ortaya çıkma süresi 15 gün civarında olduğu için 15 günün seçilmesi de buradan geliyor arkadaşlar. Mutlaka dışarıdan getirdiğiniz hayvanı 15 gün tutuyorsunuz. Hastalık yoksa buradaki bölüme, buradaki padoğa, boş padoğa alıyorsunuz. Hayvanlar gayet güzel, sağlıklı besleniyor. Kondisyonları iyi. Yani dişi hayvanların da kondisyonları çok güzel. Sevgili arkadaşlar, yavrular da çok güzel. Çok sağlıklı görünüyor. Çünkü besleme iyi, zemin iyi, hayvanlar mutlu. Hayvan refahı birinci planda tutulmuş. Hayvan refahı çok önemli arkadaşlar. Yani hayvan refahı dediğimiz şey, nasıl biz kendi evimizde, kendi iş yerimizde rahat bir ortamda olmak istiyorsak, bu hayvanların da konfora ihtiyacı var. Yani ne kadar konfor, o kadar sağlıklı hayvan elde edebilirsiniz. Konfora, hayvan refahı, konforuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzu tamamlıyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıkta kalın, takipte kalın.